şehit kütüphaneleri bundan yaklaşık 3 sene önce 5 yıl oldu değil mi? Tam 5 yılımız oldu. Çok olmuş yani. Nasıl başladın? Nasıl başladın unuttum vallahi. Ama şunu söyleyeyim. Osmaniye Bahçe'de görev yaparken Osmaniye Bahçe şehitler diyarıdır. Çok fazla şehit olan bir memlekettir. Osmaniye, Maraş, Antep o bölgelerde. O bölgelerde dolaşırken şu çok dikkatimi çekti. Hangi sokağa adım atsanız şehit sokağı. Hangi park adım atsanız şehit park. Hangi köprüden geçsiniz şehit köprüsü. Ama şunu göremedim. Şehitlerimizin ismi yürüdüğümüz yollarda yazıyor. Güzel. Gezdiğimiz parklarda yazıyor. Güzel. Ya da ona benzer yerlerde yazıyor. Hiç kütüphanelerde göremedim. Okullarda göremedim. Ve şuna karar verdik. O dönemde Kerem olsun, Ayhan olsun, diğer arkadaşlar olsun. Şöyle bir olaya karar verdik. Memleket şu an ciddi manada okumadan uzaklaşıyor. Cehalete doğru gidiyor. Herkes sanal dünyaya dalmış, birbirini görmez olmuş, kitap okumaz olmuş. Bu arada şehitlerimiz de gitgide unutuluyor. Sadece sokaklarda isimlerini görebiliyorsun. Şöyle bir karara vardık kendi aramızda oturduğumuz yerden. Şehitlerimizin ismini okullarımıza, çocuklarımızın dolaştığı, teneffüs ettiği, bahçesinde koştuğu yerlere, yerlerde yaşatalım diye, aynı zamanda cehalete karşı bir savaş olsun diye, gençliği hitabede de belirttiği üzere, ülkemizi aydınlıklara, muhasır medeniyet seviyesine çıkarabilmek için gençlerimizi okutmaya niyetlendik. Bunun için de okullarda açalım dedik. İlk başta şehitlerimizin yaşadığı yerlere gittik. Hangi ilçede yaşıyor? Hangi okulda okumuşsa o okulun ilgili kişileriyle görüştük. Şehit ailelerimizle görüştük. Ve şehidimizin kendisinin okuduğu sınıfı istedik, talep ettik. Ve ilk kütüphanelerimizden olan Gaziantep İslahiye Fevzi Paşa'da açtığımız ilk kütüphanelerimizden biridir. Şehidimizin kendi okuduğu okulun kendi sınıfını istedik ve müdür kendi sınıfını bize verdi. Koskoca sınıfı boşalttı. Tamam dedi, burayı kütüphane yapalım dedi. Şehidimizin okuduğu, teneffüs ettiği, ders çalıştı. Sınıfı bize verdi, orayı kütüphane yaptık. İlk kütüphanemiz böyle başladı. Ve her tarafına isimlerini yazdık. Orada okuyan öğrenciler ve veliler, gelen gidenler, oradaki şehidin ismini görerekten bu insanın kendileri için orada şehit düştüğünü, kendileri için kanını akıttığını, vatan için şehit olduğunu orada gördüler. Ve bir empati kurmalarını sağladık öğrencilere. Kişiler oradaki ismi görünce, genel olarak küçük yerlerde açtığımız için, ilçelerde açtığımız için genelde akrabalar, şehitlerimizin akrabaları görüyor. Kendi tanıdıkları görüyor, eşi görüyor, dostu görüyor, akrabası görüyor. Çok güzel bir empati oluşturabiliyor. Bu insanı tanıyorlar. Tanıdığı insanı kapılarda resmini görünce, duvarlarda ismini görünce daha güzel bir empati kurabiliyorlar. Bu sayede daha çok kütüphanelere giriş yapılıyor. Daha çok kitap okumaya şevkleniyorlar. Ve aynı dönemde şunu da fark ettik. Halk kütüphaneleri çoğu atıl duruma düşmüş. Kullanılmıyor. Çocuklar artık halk kütüphanelerine gitmiyor. Uzak düşüyor. Ama kendi okullarında bu kütüphaneleri geliştirdiğimiz için ya da desteklediğimiz için kitaplarla çocuklar kendi okullarına rahatlıkla gidebiliyorlar. Ama halk kütüphaneler olsun, dışarıdaki kütüphaneler olsun artık kullanılmayan bir kurum gibi olmuş. Onu çocukların ayağına kadar getirmek istedik ve getirdik de. Bu kadar. Teşekkür ederiz.